sıcak hava tabancaları. Günümüzde inşaat sektörü başta olmak üzere birçok alanda kullanılan bu tabancalar genel olarak değişik yerlerden boya sıyırma ve sökme işlerinde kullanılır. Ayrıca bazı yapıştırıcıların yumuşatılmasında, bazı metal kaplamaların şekillendirilmesinde, duvar kağıtlarının ve lehimlerin sökülmesinde de kullanılır. Havayı ısıtıp dışarı üfler. Çok kısa bir sürede. Sıcak hava tabancasının temel parçalarını sıralayalım. Bir fan, bir şalter, bir elektrik motoru ve sarmal teller. Nasıl çalıştığını anlamak için içini açalım. Elektrik akımı kablolardan şaltere gelir. Şalter açıldığında akım elektrik motorunu çalıştırır. Motora bağlı fan dönmeye başlar. İşte burada ısı tabancasının şovu başlar. Kanatlar öyle hızla döner ki dışarıdaki hava yanlardan tabancanın içine çekilir. Bir döngü yaratan bu hareketle hava tabancanın içinde ilerler ve tellerden geçerek doğruca dışarı çıkar. Saatte 60 kilometre hızla. Öte yandan bir başka tabloyla sarmal tellere de elektrik akımı gelir. Bu teller nikel krom karışımından oluşur. Volkanik lavlara bile dayanıklıdır. Elektrik akımı geçerken teller direnç gösterir. Tellerin ısınma sebebi de bu dirençtir. Elektrik akımı tellerin içine dolmak için büyük çaba sarf eder. Bu yüzden nikrom teller ısınmaya ve kırmızıya dönmeye başlar. Saniyelik zaman diliminde elde edilen ısı yaklaşık 360 santigrattır. Sıcak hava tabancaları. Çok kısa sürede havayı ısıtıp dışarı üfler.